Merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz, sefa ettiniz. Her zamanki bizlerle beraber spor tutu bülteni sunacağım. Arkadaşlar bu hafta 15. haftaya girdik spor tutuda. Lakin şöyle bir önceki haftaya bakalım. Yalnız şu an sunduğum bülteni erkenden sunuyorum. Öyle söyleyeyim, bilginiz de olsun. Siz tabii ki hani çarşambayı, perşembeyi bekleyin. Daha güzel, daha iyi analizler yapın. Ben böyle önden sunmak istedim. Zaman buldum sizler için, değerli arkadaşlarım için. Hemen şöyle bir 15. haftaya geçmeden önce bir önceki haftaya bakalım. Zaten daha oynanacak maçlar var arkadaşlar. Ama şöyle herkesin bildiği mesela Kasımpaşa Ankara Gücü maçı berabere bitti 1-1. Yani ve beklenen de buydu. Yani benim beklediğim 1 veya 0'dı. 0 geldi. Örnek veriyorum. Ümraniye Alanyaspor maçında tereddüt vardı. Kimi taraf Alanya diyordu. Kimi taraf Ümraniye diyordu. Yatan da oldu, geçen de oldu ama arkadaşlar Ümraniye 3-1 kendi evinde aldı. Çok çekişmeli bir maç diyebilirim. Giresun Spor İstanbul Spor'a. Arkadaşlar İstanbul bir tane attı. Herkes panikledi. Lan ne oluyor la dedi. Giresun'a basanlar. Ne oluyor ya dedi şimdi dedi. Hani olacak mı olmayacak mı? Arkadaşlar kırmızı kart derken Giresun 45+2 dedi derken 1-1. Sonra peş peşe goller geldi arkadaşlar. 3-1 oldu. Sonra 3-2 de maç bitti arkadaşlar. Giresun kendi evinde aldı diyebilirim. Sonra Galatasaray-Beşiktaş maçı büyük maç. Kimilerini yatırdı, kimilerini geçirdi ama benim kalbimden geçen yine arkadaşlar Galatasaray'ın kendi evinde vermeyeceğiydi ama beraberlikte bitebilecek hani bir maçtı diyeyim. Galatasaray'ın dekimi aldı arkadaşlar 2-1 ve son maç oynanan son maç Atalanta-Napoli maçında ben Atalanta'ya biraz şans vermiştim ama Napoli çok kemikli, güçlü bir takım 2-1 aldı. Şu an oynanan maçlar bunlar. Oynanacak maçlar var. Ben ama bülteni şimdiden vermek istedim sizlere. Nazilen arkadaşlar. Umarım güzel bir yani hafta olur. Umarım güzel maçlar oynanır, çıkar ve hepimiz kazanırız. İçimizden umarım 15'i, 14'ü bilen arkadaşlar çıkar. Öyle söyleyeyim. Hatta da çıkıyor. Arkadaşlar da yazıyor. Teşekkür ederim buradan yani onlara da. Arkadaşlar bakın ben de istiyorum payımı. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Şurada hemen geçelim. Şimdi hemen oynadığım bültene naizane. Şimdi arkadaşlar 15. hafta spor tutu bültenine başlıyorum. Bu arada mutlaka arkadaşlar kanalıma abone olun ve beğenmeyi ihmal etmeyin. Kanal büyüdükçe yani abone sayılarını hani gördükçe ve beğeni gördükçe de ben de diyorum bir tane daha çekeyim. Hani bir tane daha çekeyim. Çünkü bunu ben sevdiğim için yapıyorum. Ayrıca hani hobi olarak yapıyorum. Bir de hani bir kazancım yok, bir şeyim yok. Sadece en azından şöyle bir bakalım yani abone olarsın. Görelim o şekilde diyorum. Onun haricinde de sevdiğinden yani yaparsın bunu. Çünkü farklı türde ben yapmayı da sevmiyorum. Niye? Ya, kimler arkadaşlar bunlar hani ticari bir şeyler sağlıyor ama bende öyle bir şey yok. Yani olmayacak da ben sevdiğim için yapıyorum. Bunu da bilin. Şimdi 15. hafta spor tutu bültenine geçtik. Şimdi güzel, harika yorumlarımı sunacağım sizlere. Biliyorsunuz benim yorumlarım güzeldir, nettir, açıktır. Yani neyse o. Neyse o. Şimdi arkadaşlar. Birinci maçımız. Gelelim birinci maçımıza. Neymiş efendim? Alanya Spor, Adana Demir Spor. Arkadaşlar Alanya Spor yani güzel bir takım, fena bir takım değil, peş peşe galibiyetleri olan bir takım, kendini gösterebilen bir takım, oyuncuları yani defansı çok çok iyi olmasa da oyuncuları atak yapabilen bir takım. Adana Demirspor'a gelirsek de Adana Demirspor'un oyununu ben beğeniyorum. Oyun kalitesini Adana Demirspor'u beğeniyorum. Burada dostlar yani Alanya kendi evinde biraz daha önde. Biraz daha önde diye düşünüyorum ben. Adana Demir de her an kendine çevirir. Yani
sanki Alanya ya da Adana Demir yani 1 veya 2 olabilecek bir oyun ama ben bu maçı kapattım, bilginiz olsun. Birinci maçım benim kapalı. İkinci maç. Ankara Gücü Trabzonspor maçı. Arkadaşlar, Ankara Gücü çevik ve peş peşe şu aralar galibiyet alan bir takım. Dediğim gibi kendini geliştirmeye yatkın bir takım. Ankara Gücü hakikaten çetin ceviz bir takım. Ama karşısında da Trabzonspor var. Hiç oyunu bırakmayan. Biliyorsunuz Trabzonspor arkadaşlar o da eski köklü takım. O yüzden de ben burada 1 ve 2 tercihini aldım. 2'de 1 ve 2 tercihini aldım. Durumu imkan olanlarda bunun yanına ya da başka kuponlarında 0 da ekleyebilir. 0 da ekleyebilir ama ben 1 ve 2'yi aldım. Yani sanki birinden biri alır diye düşünüyorum ben. Gelelim 3. oyunumuza. Arkadaşlar 3. maçımız Sivasspor Ümraniyespor. Şimdi Ümraniye arkadaşlar aldı en son. Sivas da kendi evinde oynuyor. Maç saat 2.30'da. Bu oyunda Sivas bence biraz atak yapacağını ben düşünüyorum. Ümraniye kendini tabii yani hakikaten Ümraniye gelip birinci ligde çıkıp kendini gösteriyor. Kendini gösterebiliyor. Karşısında rakiplere de kendini gösterebiliyor. Yani korkutan bir takım. Bir anda durumu 3-0'dan 3-2 yapabilecek bir takım. Ümraniye. Ama şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar karşısında da gerçekten karşısında güzel bir hakikaten güzel bir takım var. Sivasspor. Ben Sivasspor'un burada boş durmayacağını düşünüyorum. Bilginiz olsun. Ben burada arkadaşlar tercihim 1 ve 2. Bilginiz olsun. Hemen geçiyorum. 4. maç. Fenerbahçe Giresunspor maçı. Bu arada tabletimin de biraz arkadaşlar şarjı bitti. Şöyle tutmak zorundayım. Giresunspor arkadaşlar ben ne diyorum? Giresunspor'un bence oyunları yani oyunları asılsa kendini gerçekten gösterebilecek bir takım. Yani gerçekten kendini üst taraflara, üst sıralara atabilecek takım ama o kablonu yırtamadığı için hala düşünüyor. Hala böyle bir şekilde mesela geçenki oyunda 3-2 maçı aldı. Aldı. Ama o sıçramayı ben bekliyorum. Öyle söyleyeyim. Bekliyorum. Fenerbahçe'de artık şampiyonluğa oynadığı için ve durmak istemediği için artık durmak istemiyor. Hızını almış gidiyor. Bu yüzden korktuğum bir maç. Arkadaşlar korktuğum bir maç. Ben Fenerbahçe Giresunspor maçını kapattım. Bilginiz olsun. Gelelim Başakşehir Galatasaray'a 5. maçımız. Arkadaşlar Başakşehir Galatasaray maçında Başakşehir kendi evinde bayağı bir zorlayacağını düşünüyorum ben Galatasaray'ı kendi evinde. Kimisi direkt 2 der mesela bu maça. Ben 2 demiyorum. Risk aldım. Bakın bilginiz olsun. Risk aldım diyorum. Ben 1 ve 0 diyorum. 1 ve 0 diyorum. Başakşehir Galatasaray'ı zorlayacak diyorum. İsteyen bunu kapatsın. Durma imkanı varsa. İsteyen kapatmasın. İster berabere oynasın. İster 1-0 oynasın. Ben 1-0 oynadım. Bilginiz olsun. Geçiyorum arkadaşlar. 6. maça. Fatih Karagümrük Gaziantep maçı. Arkadaşlar hemen bakalım. Fatih Karagümrük Gaziantep maçında Fatih Karagümrük ama şu an oynanacak olan maçlar da var. Bilginiz olsun. Ben erkenden verdiğim için yorumları erkenden verdiğimi bilerek oynayın arkadaşlar. Ve iddia onları da kontrol edin mutlaka. Fatih Karagümrük oyuncu kalitesi bakımından arkadaşlar. Yani oyuncuları bakımından. Hani ben genelde hep son haftaları değerlendiriyorum. Bilginiz olsun. Son haftalardaki maçlarını değerlendiriyorum. Bakımından her an sıçrama yapabilecek. Futbolcularıyla o konuşmayı sağlayabilecek. Yakabilecek. Yani o oyun kalitesini bir anda değiştirebilecek bir takım ruhu var. Öyle söyleyeyim. Ama karşısında da Gaziantep var. Gaziantep de arkadaşlar çok fena bir yerden vurabilecek bir takım. O yüzden ben bu maçı kestiremediğim için kapattım. 1-0-2 kapattım. Bilginiz olsun.
7. maçım Kayseri Spor, Konya Spor. Arkadaşlar ben burada Kayseri'nin oyununu beğeniyorum. Lakin, bakın lakin diyorum. Kendi oyunumda ben Konya'ya 2 geçtim. Direkt Konya vermişim, bilginiz olsun. Yani Konya alır demişim, direkt 2 demişim. Ama senin maddi durumun ve imkanın varsa ve hatta ayrı kupon yapmak istiyorsan risk al. Yani risk alabilirsin. 1 ve 2 dersin. Örnek veriyorum, riskte. Başka kuponlarda diyorum, risk alırsın. Ben ama direkt 2 geçtim. Çünkü oynuyorsunuz, kupon şişiyor, aşırı derecede fiyatlanıyor. Şimdi arkadaşlar, Konya'yı da söyledik. Bu kaçıncı maçımız? Evet. İstanbulspor Hatay Spor maçı. Arkadaşlar, İstanbulspor Hatay Spor maçında İstanbul'un ben kendini göstereceğini düşünüyorum bu hafta. Kendi evinde. Ama Hatay'ın da aynı anda göstereceğini düşünüyorum. Yani çifte şans verdim. 1-2 diyorum ben burada. Kendi kupamla bu şekilde yaptım. 1-2 olarak düşünüyorum ben. Hatay bakalım son oyunlarını daha görmedik ama Hatay'da hani alma taraftarı olacak. İstanbulspor da bunu ne olursa olsun bırakmayacak ve alma taraftarı olacak. Ben 1-2 bekliyorum. Ben bu şekilde bekliyorum. Bazen genelde hep böyle sürpriz oynuyorum. Riskli olsun diye. Ya olur ya adam 14'te kalır 15'i bilsin. 15'i bilemese bile 14'te kalsın diye bu şekilde oynuyorum. Arkadaşlar Beşiktaş Antalya Spor maçı 9. maçımış. Beşiktaş Antalya Spor maçı. Ben burada Beşiktaş'ın Antalya yani Antalya'yı yeneceğini düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş benim istediğim Beşiktaş değil. Benim istediğim Beşiktaş peş peşe 5 tane maç alabilecek bir takım. Bakın ben bu arada Beşiktaşlı değilim. Ama Beşiktaş kendi evinde herkesi yenebilecek bir takım. Bakın kim olursa olsun diyorum. Ben bu arada Beşiktaşlı değilim. Ama Beşiktaş'ın yani inanıyorum alacağını direkt bir geçtim. Bilmiyorum ben öyle yaptım. Belki de hata yaptım. Belki de yanlış yaptım ama benim düşüncem Beşiktaş alacağını düşünüyorum. Antalya'yı yeneceğini düşünüyorum. Başka bir kuponun varsa da durumun varsa da farklı kuponun yanına bunun bir sıfır ekleyebilirsin. Örnek veriyorum. Ha bundan iki çıkarsa da büyük bir sürpriz çıkar. Yani bu bambaşka bir şey olur. Ama hani bir hani bilemedim diyorum. Bilemedin sıfır. Ama durumun imkanın vardır. Tamamen kapatırsın. Ya dersin ben soru işareti istemiyorum dersin. 4-5-6 tane kapatacağım dersin. Kapatırsın. Bu sana kalmış tercih yani. Ama tabii futbol 90 dakika hiçbir şeyine garantisi yok. Bunu da söyleyelim buradan. Gelelim 10. maçımıza. Freiburg Union Berlin. Arkadaşlar Freiburg Union Berlin maçında ben Union Berlin'e verdim. 2 dedim. Bilginiz olsun. 2 dedim. Freiburg genelde üst biten bir takım. Genelde üst seven. Yani 2.5 üstleri seven bir takım. Berlin'de genelde 1.5'ları seven bir takım. Yani o da üst seven bir takım. Hani oyun nasıl? Oyun güzel oyun görünüyor. Oyun fena oyun görünmüyor. Sanki Union Berlin'den yana diyorum. Ben 2 vermişim. Kendi kuponumda. Ama senin farklı tercihlerin vardır. Sen daha farklı bir kupon yaparsın. Ya da beni dinlersin. Hani benden fikir sahibi olursun. Düşüncelerimi alırsın. Farklı bir kupon yaparsın. Daha değişik bir kupon yaparsın. Belki yakalayabilirsin. Çünkü tekneye hiç girmiyorum ben burada. Yok şu formül, yok bu formül. İşte ya benim de 100 tane formülüm var ama formüle geçtim mi fiyat oluyor dünyanın parası. Hani o kadara gerek yok arkadaşlar. Sonuçta keyif ve hobi olarak oynuyorum ben. Bunun müptelası bağımlısı olmayın yani. Demek istediğim o. Ben de yıllardan beri çok oynadım. Çok. Bilginiz olsun ya. Yüzlerce kez 14 de bildim. 2-3 defa 15 de bildim ama hani söylenmez de bunlar. Hani hobi olarak oynuyoruz yani. Çünkü senin o 15'i sen diyelim 1000 lirada 2000 lirada yakalıyorsan adam 15'i 50 kuruşta yakalıyor. Sallıyorum. 50 lirada yakalıyor. Adam 50 lirada 15-14'de yakalıyor. Ona bakarsan. Şimdi geçelim. Ve de çok da değmiyor arkadaşlar. Yani parası az verildiği için, hani az para verildiği için çok yatırmaya değmiyor. Sen 1000 lira yatırıyorsun, 14'e 500 lira veriyor. Sen zarardasın.
Ama 1000 liraya mesela 14'e hani 20 bin lira versen, 14'e 20 bin lira versen, o zaman tamam oynarsın. Ya da 15'e 10 milyon verse oynarsın. Çok da vermiyor yani. Benim kendi düşüncem o. Şimdi Berlin'i söyledik. Standard Liç Eskelions. Standard Liç severim. Severim. Yine arkadaşlar üst oynanan, Standard Liç'in genelde üstü seven, golleri seven, kendi evinde böyle karşısındaki takımı şamarlayan, yenmeyi seven bir ne diyeyim? Takım diyeyim. Ben direkt bir diyorum buna. Uzatmıyorum. Bir dedim. Kendi kuponum da böyle. Sen kendi kuponu daha farklı bir şey yapabilirsin. Ya da değerlendirebilirsin. Sana kalmış. Öyle söyleyeyim. Ben bir demişim buna. Standart diş diyorum. Gilyons karşısında kendi evimde alacağını tahmin ediyorum. Bir dedim. Şimdi ne demiş? Ama Gilyons da hani öyle yabana atılacak bir takım değil, onu da söyleyeyim ben. Sen ayrı kuponunda bir ligde yapabilirsin. Hani sürpriz çıkma ihtimali olabilir diye. Yani az az oynarsın. Mesela 20 liralık 4 tane kupon yaparsın. Farklı farklı oynarsın, denersin. Ne demiş burada? PSV demiş. 13. maç. PSV. Ağzı Almar. PSV Ağzı Almar. Ağzı Almar beni hep yatıran bir takım oldu. Şimdiye kadar. Bilginiz olsun. PSV'de kendi evinde AZ Almar'ı ben yeneceğini düşünüyorum. AZ Almar'ı. Eğer kıyamet kopmazsa, bir şey çıkmazsa öderler ya. Hani yeneceğini ben düşünüyorum. Ama AZ Almar atmaz. Oynamaz. Gider bunu da yeneceğe tutar. Örnek veriyorum. Genelde beni böyle, inanın ki bak beni böyle yatıran çok oldu 15'te. Bak 15 çok yatıran oldu. Benim oynadığım oyunlarda kardeşim futbolcunun ya bacağı kopar, ya koşamaz, ya başka türlü bir şey olur, ya atacağı tutar. Hani beni bulur bunda. O yüzden de benim düşüncem burada bir. Normal şartlarda, normal düşüncelerde bir. Ama AZ Almar yani... Umarım kendini göstermez, öyle söyleyeyim. Ben bir diyorum. Bir demişim yani. Ondan sonra ama kaldı 3 maçımız. 13. maç. Newcastle United. En sevdiğim kelime. Newcastle United. Chelsea maçı. Alın. Alın size bir maç daha. Şimdi dostlar. Newcastle United Chelsea maçı alengelli bir maç. Chelsea'den yanayım. Sanki Chelsea biraz daha yatkın diye düşünüyorum ben. Ama Newcastle United'da diyorum ya, kendi evinde sürprizleri açık bir takım. Bizi sürprizlerle umarım boğmaz. Umarım bizi sürpriz yapmaz. İşte ben sürprizi de veriyorum bak şimdiden. Bir sürpriz daha var ama. Ben 2 diyorum ama senin çoklu kuponunda 1-2 tercihini yapabilirsin bu maça. 1-2. Ben bu kuponda 2 dedim. Gelelim 14. maç. Atalanta Inter. Ah Atalanta, ah. Ah Atalanta, bizi ne hale getirdin. Bizi hep yatırıyorsun. Bütün kuponlarında Atalanta'dan yattım ben. Atalanta Inter maçında kapattım arkadaşlar ben. Kapattım. Risk alamam. Her risk alışımda 14'te kalıyoruz. Risk almıyorum. Atalanta Inter maçını kapattım, bilginiz olsun. Ve son maçımız Milan Fiorentina. Fiorentina ve Milan. Milan, adam Milan'ı %80 geçiyor, 90 geçiyor. Kendi evinde alır diyor. Doğru. Kendi evinde alır. Fiorentina da Milan'a çakar iki tane. 2-1 maç biter. Ondan sonra sen kalırsın 14'te. Gibi. Yani demek istediğim, ben bu konuda 15. maçında 1 verdim. Bilginiz olsun. Milan'ı tek geçiyorum. Lakin sürpriz. Alın size sürpriz. Fiorentina sürpriz. Yani bu oyun, örnek veriyorum, kaç paraymış bu kupon. Sallıyorum şimdi. Yani kupon arkadaşlar 648 liralık kupon. 600 liralık kupon yani. 648 lira. 600. Hani tabii ben burada kupon fiyatı falan söylemek de istemiyorum. Kupon bir fiyat. Lakin bu Milan Fiorentina maçında
sen bundan eleyebilirsin. Ben bu kuponu verdim. İmkanı oynamaz, iki on oynamaz. Elersin, farklı bir şey yaparsın ama sürpriz. Yani sen 13'te 14'te kalıyorsun. Genelde de bu maçlardan kalıyorsun. İşte Fiorentina, yok Atalanta gibi gibi. Şimdi Milan'ın yenmesi lazım. Ama Fiorentina kendi evinde yenerse şaşmayalım. Ya da beraber kalırsa şaşmayalım. Bakın ne diyorum. Hatta bir daha bakayım. Bakın. Atalanta, Inter, işte Milan, Fiorentina. Hep böyle riskli. Soru işareti var kafalarımızda. Normalde 1 ama 1 ve 2. Sen ayrı kuponlarında mutlaka sürprizleri es geçme. Bakın burada sürprizler var. Fiorentina gibi, Atalanta gibi, AZ Alkmaar gibi. Belli olmayacak takımlar yani. Kayseri gibi. Bakın arkadaşlar, Kayseri gibi. Antalya gibi. Bunlar inanın sürpriz. Bunlar sürpriz. Sen öyle bir şey yapman lazım ki. Senin öyle bir öyle güzel bir şekilde oynaman lazım ki. Yani sepetini öyle bir doldurman lazım ki. 15 tane sepetini. Bir kere benim düşüncem, bunu arkadaşlarıma da söylüyorum. Ben hobi olarak hani oynayayım. Hobi olarak anlatıyorum. Bilginiz olsun. Başkalarının bankolarına, başkalarının işte şusuna busuna bakmayın. Garantisi yok. Bir de işin ucunda da para falan varsa asla girmeyin arkadaşlar. O tarz şeylere asla, bilginiz olsun. Yanlış bir şey bana göre. Ve de çok paralarınızı da basmayın, oynamayın. Yani hobi olarak oynayabilirsin. Sevdiğin için hobi olarak oynayabilirsin. Benim düşüncem bu. Ben de sizlerden biriyim. Diyeceğim bu. Ben de oynuyorum ama bu maçlarda 5 tane, 4 tane, 5 tane bir kere senin riskliği bulman lazım. Şans sürprizi bulman lazım ki yerleştirmen için 15'i. Öyle söyleyeyim. Çok komplike. Kimi arkadaşların çoğu 11'de kalıyor ya da 12'de kalıyor. Kimi de 14'te kalıyor. Bir maçta hep kaçırıyor. Ama dediğim gibi sonuçta bir oyun. Sonuçta bilemiyoruz. Şikelenen bir şey var. Bilemiyoruz. O yüzden de şans, kısmet, nasip artık ne diyelim buna. Sizi bulursa, istiyorsa da zaten buluyor. Kimisini 10 liraya buluyor. 15. Kimisini arkadaşlar 2000 liraya bulamıyor. Adam 2000 lira yatırıyor. Onu bile bilemiyor. O yüzden de dediğim gibi bu şekilde arkadaşlar. Bu hafta da bu şekilde geldik. Dediğim gibi siz çarşambayı, perşembeyi bekleyin. Ondan sonra gazetedeki oranlara bakın, internetteki oranlara bakın. İddia oranlarını da kontrol edin. Neymiş, ne değilmiş. Ona göre bir şeyler çıkartırsınız. Dediğim gibi benim burada anlattıklarım sadece tahmin, yorum, bilgi ve düşünce arkadaşlar. Analiz yani. Kendimce yorumluyorum, analiz ediyorum. Yani gidip de bunların aynısını oynamayın. Gidip de hiçbirini, kimseyi baz almayın. Benim düşüncelerim bunlar. Bu şekilde paranızı boş yere çarçur etmeyin, harcamayın yani. Anlatacaklarım bunlar bu hafta. 15. hafta bu şekildeydi değerli arkadaşlar, değerli dostlar. Umarım güzel bir hafta olur. Umarım şans bizden yana gider diyorum ben. Bu ana kadar da beni izlediğiniz için ben size teşekkürlerimi sunuyorum, iletiyorum. Yani iyi ki izliyorsunuz. Sağ olun, var olun değerli arkadaşlar. Abone olmayı ve beğenmeyi ihmal etmeyin. Ölmezsek yaşarsak da öteki hafta bülteni çekmeye devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.